Günaydın. Sabah oldu, hatta sabah geçiyor, 10 falan oldu. 5'te uyandım çünkü yolu açtılar. 9'da yine uyandım çünkü yolu açtılar. O yolu açan araç geçince bayağı bir ses yapıyor, böyle ta 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 küre. Yolu açan aracın küreme cihazı mı? Neyse işte o. Gömüm aşağı kıza. Arkadan da tuzluyor. Sinir oldum herife ya. Açmayın yolu. 4 dip dip dolu bitiyor lan. 4x4'ümle dip böyle karda gidip eğlenmek istiyorum. Herifler yolu açıyorlar. Neyse. Arkanın manzarası böyle. Şöyle tutayım. Arkadaşlar böyle uyandım. Böyle bayağı kar var. Bu arada iki mandalina da yedim yani. Açlıktan. Kahvaltı edeceğim. Etmeden önce şöyle bir de buradan size manzarayı göstereyim. Bildiğin durmadan ya. Gördüğünüz gibi. Bir de bu tarafta. Hatta bir de kapıyı açalım şöyle bir. Oha diyorum. Oha. Evet. Çok zevkli ya. Çok seviyorum Ankara. Gerçekten ne kadar yağdığını anlamak için de aynaya da bakabiliriz. Tepeye bakabiliriz. Süper ya. Of 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 of. İçeri giriyor. Kapatalım. Kapatamadım. Evet. Birazdan GoPro ile çıkıp ilk önce kahvaltı edip sonra GoPro ile çıkıp biraz fotoğraf çekebiliriz. Biraz drone biraz yalan olacak gibi. Çok yağıyor veya şey rüzgarlı tipi varı. Drone herhalde yalan olacak. O yüzden biz yavaşlat. İlk önce elimizi çabuk tutalım. Saat 10. Şeyi kaçırmamak adına güneş diyeceğim. Güneş değil de işte gün ışığı diyelim. Elimizi çabuk tutalım, biz sonra çıkıp fotoğraf çekelim. Şimdi çekince geldi. Hemen arkadan yine kafaları kaldıralım. Ah, parmağım arada sıkıştı. Hızla çekelim. Ve
satıyoruz. Gündüz vakti dışarı çıkabiliriz. Hemen şöyle aşağıya çekeyim. İnsanlık için küçük ama benim için büyük bir adım. Oha! Bakın bir daha yapalım. Bu derinlikteyiz. Bu derinlik. İnanılmaz. Evet, geceyi burada geçirdik. Geçirdik derken niye çoğu konuşuyorum bilmiyorum ama. Evet, o ve ben birlikte geçirdik. Anlaşılan arabanın iç ısıtmasından dolayı sağ taraf ısınıyor. Sol taraf ise o kadar ısınmıyor. Yani üstünde kar durduğuna göre. Bu arada bir kontağı çevirmiştim. Şöyle bir dizel durumuna bakayım dedim, ne kadar kullanmıştı. O esnada otomatik silecek çalıştı. Burası full kar doluydu. Düştü. Döküldü kenarlara. Yani güzel bir tercih yapmışım çünkü videonun önüne bakarsanız ki birleştireceğim. Orada diyordum ki ya kar yok burada, kar yok. Viyana'dan çıktım, kar yağıyor diyordum. Kar var. Yağdı. Çok da güzel yağdı. Hala da yağıyor. Çok enteresan. Mesela şurada logonun üstüne falan tutunmaya çalışmış yani, o derece. Ondan sonra şöyle aman bakın. Ayakkabı tamamen kar içinde. Ne oluyoruz? Neyse, şu yukarı doğru bir çıkalım. Bu güneş panelleri benim. Kayarım ne zaman? Bakın. Güneş paneli burada. Karın seviyesi herhalde belli oluyordur. Şuralardan biraz güneş alalım. Ver abi, ver abi coşkuyu. Tamam, şuradan. Evet, inanılmaz yağdı. Arabanın üstü full kar. Hoppa! İndik. Şöyle biraz da dün gece gittiğim tarafa doğru gitmek istiyorum. Bu yol bugün 3 kere açıldı. Ve şu anda gördüğünüz gibi inanılmaz hoş. Yani daha iyisini hayal edemezdim. Gerçekten edemezdim. Şu ağaçların üstündeki beyaza bakarsanız, kara ve nasıl beyaza kaplandığını şu yolda, demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Dün gece demiştim ki buranın aşağısı uçurum gibidir demiştim. Çünkü daha önce de hep motorla geçtiğim bir güzergah burası yazları. Şimdi bu daha da aşağı doğru iniyor. Arkadaki vadi çok belli olmuyor. Ama burası bayağı bir aşağı iniyor. Tabela zaten belli. Evet. Korku filmi çekmeye çalıştığım yerler. Tabii bütün ayak izlerim falan kapanmış. Gayet normal. Şimdi drone'la uçmayı düşünmüyorum. Bembeyaz hava. Gerçi şu şeyin içinden çok güzel gidilebilir böyle. Ağaçların altından. Denesem mi? Nereye kadar gidiyor? Bakayım. Çok da gitmiyor ya. Şimdi GPS, MPS uğraşmak istemiyorum. Fotoğraf makinemi çıkarıp fotoğraf çekeyim ben en güzeli. Biraz fotoğraf çalışması yapayım. Gayet güzel. Ah, çok iyi. Burayı da açtığı için herif sabahleyin, benim önüm şimdi iyice kar doldu. Oraya kadarı bitti çünkü karı. Neyse, çıkarken deneyeceğiz şimdi. Dedim ne oluyor kapı? O zaman bunu açmak için taahhüteki tarafa gitmek gerekiyor. Normalde ya da şuradan açacağız. Gece tabii yattığımda kilitli uyumuştum. Bir daha. Tamam. O zaman dans diyoruz. Fotoğraf makinemizi alalım. Çekimle de başlayalım.
Viyana'ya tekrardan geri dönüş yapıyoruz. Burada kar yok. Yola çıkarken vardı. Artı 4 derece hepsi erimiş. Neyse, en azından denemek istediğim şeyi denedim. O da eksi derecelerde. Özellikle çıkacağım uzun Fas yolculuğunda çölde gece eksiye düşebilecek. Sıfıra kadar inecek en azından. Isıtmanın nasıl çalıştığını denemiş oldum. Çünkü bu araçta hep yazın konaklamıştım. Ya da gündüz vakti. Ya da yazın uzun süre ama hani sıfır derece, eksi dereceleri hiç denk gelmemiştim. Gayet başarılıydı. Bütün gece boyunca performansı gayet iyiydi. Hatta yukarıda istediğim şekilde dereceyi de ayarladım. Hangi seviyenin hangi derece hemen hemen denk geldiğini çözmüş oldum. Onun dışında da güzel, rahat bir geceydi. Sabahta güzel kahvaltımı yaptıktan sonra, doyurucu kahvaltımı yaptıktan sonra yola çıktım. Ve şimdi artık Viyana'da evime varmak üzereyim. Bu videoyu da bu şekilde burada sonlandırıyorum. İçindeki videoların arabanın performansı ile ilgili, hem konaklama olsun hem sürüş olsun, size daha çok bilgi katacağını arzu ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.